Nefret ediyorum. İlkokul 4. sınıftayken arkadaşımın okuldan sonra ayakkabı boyacılığı yapmasından nefret ediyorum. Zenginlere pozitif, fakirlere negatif ayrımcılıktan nefret ediyorum. Ve bu kurulu düzeni patlatmak istiyorum içimdeki nefretimle beraber. Everything's gonna be fine. Strange time in my life. 2 dakika düşünmenizi rica edeceğim. İlkokul 4. sınıftan beri dershaneye gitmiş, özel dersler almış, en iyi kolejlere gitmiş öğrenci ile Gazi Osman Paşa'nın herhangi bir mahallesinde, herhangi bir devlet okulunda okuyan kişi aynı sınava giriyor. Biri 10-15 kişilik sınıflarda muhteşem eğitim alırken diğeri 50-60 kişilik sınıflarda eğitim alıyor ve aynı sınava giriyorlar. Ve haliyle başarılı olan kim oluyor? Tabii ki de zengin olan. Peki bu diğer çocuğun zeki olmadığını mı gösterir? Elbette hayır. Ona da eşit şartlar verildiğinde o da bir şeyler yapabilecek kapasitede. Nereden mi biliyorum? Bir örnek vereyim o zaman. Ben zeki bir öğrenciydim. Hani kendimi övmek için vesaire yapmıyorum. Öyleydi. Derslerim de çok güzeldi 6. sınıftayken. Harika gibiydi. Ancak okulda aldığım eğitim ve kendi başarımla ancak 393 puan yapabildim. Ertesi sene bir dershaneye kaydoldum. Bu dershanenin tek şubesi vardı. Butik bir dershaneydi. Birazcık ucuzdu yani. Üstüne birazcık da indirim yapınca gidebildim oraya. Bir sene hem okula gidip hem dershaneye giderek hem de çalışarak 493 puan aldım. Bakın bu şunu göstermiyor. Her dershaneye giden yüksek alacak, onu göstermiyor. Bu şunu gösteriyor. Buradaki öğrencinin de ona eşit şartlar sunulduğu zaman buradaki öğrenciyle fakir öğrencinin bununla eşit başarıya sahip olabileceğini gösteriyor. Bunun da zeki olduğunu gösteriyor. Burada bu arada zengin fakir ayrımı yapmıyorum. Zenginler kötüdür bilmem nedir. Böyle bir şey yapmıyorum. Ben burada düzeni eleştiriyorum. Sen üstüne alınıyorsan şu an izleyen kardeşim, izleme git. Zira burada beni hiç anlamayacaksın. Zengin bir ailenin çocuğunun aldığı eğitimi düşünün. Piyano derslerine gider, değişik değişik müzik aletleri çalmasını öğrenir, İngilizce, Almanca, Fransızca derslerini alır, en güzel okullarda okur, en güzel tatil yerlerine gider, yurt dışına gider, yurt dışından sonra gelir Antalya'da bir daha tatil yapar. Fakir öğrenci ise okuldan sonra çalışır. Benim arkadaşım ayakkabı boyuyordu ve yolda beni gördüğü zaman yolunu değiştirmişti. Ben onu unutamıyorum. Yaz tatilinde tatil mi yapar? Hayır, gider çalışır. Zenginler orada tatilini yaparken o herif orada gidip çalışıyor. Konfeksiyonda 2 paralık adamların ağız kokusunu çekiyor. Bu arada ben kendimi anlatmıyorum. Ben çevremi anlatıyorum. Şuradan kapıdan çıkıp böyle sokağa indiğim zaman 2 dakika mahalle turu attığım zaman çevremde gördüklerimi analiz edip size anlatıyorum. Benim durumum gayet güzel. Mis gibi ortalama bir aileyiz. Ha bu arada anası babası doktor olan çocuklar da biz ortalama bir aileyiz diyor. Neyse bu da ayrı bir ironi işte. Bir anımı daha anlatayım. Bir asistan gelmiş diyor ki bize. Hepiniz yurt dışına çıktınız değil mi? Hani o kadar normal bir şeymiş gibi söylüyor ki. Hani herkes zaten çıkıyor yurt dışına. Dolar olmuş 5 lira 5 lira. Nereye çıkıyorsun sen ya? Biz il değiştiremiyoruz mazot 5-6 lira olduğu için. Millet Instagram storiesi çekip ondan sonra aşağısına da anket koyuyor. İtalya mı Fransa mı? Sen de evinde kös kös otururken Fransa'dır ya, burası kesin Fransa'dır abi. O da yanlış çıkıyor. Diyecek bir şey bulamıyorsun ki. Zenginlik ve fakirlik ayrımının eşitliğin olmadığı bir yerde... Bak eşitlik ne eşitliği ya? Ben adaletten yanayım kardeşim. Eşitlik nedir? Herkese eşit derecede davranmaktır. Bir fakir var, bir çok fakir var. İkisine de birer ekmek verirsin. Adalette ise buna bir, buna iki ekmek verirsin. İşte burada size şunu öneriyorum. Gelin maskelerimizi takalım. Kimin ne olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz olmasın. Ve bu düzeni patlatalım ya. İçindeki nefretimizle beraber patlatalım. That music. Durumu olanağı olmayanların ise hayallerini gerçekleştirememesi kadar kötü bir şey yok ya. Son verelim artık. Parası var diye, zengin diye, güzel diye, yakışıklı diye başkalarını yüceltmeye son verelim. Hastanede, okulda, adalet sarayında, her yerde herkese adaletli davranalım. Bak bunu sen yapacaksın. Geleceğin büyükleri bizleriz. Sen, ben, o, bu, şu, biz, siz, onlar, hepimiz yapacağız bunu. Hal böyle olunca bunu değiştirebilmek bizim ellerimizde. Bunu konuşmak istedim. Haddime mi? Haddime. Senin de haddine, annenin de haddine, babanın da haddine. Herkes konuşacak ki gelişebileceğiz. O yüzden hadi patlatalım o zaman.